olunca çıktı bir çığlığa. Birden kendisini buldu bu zamanda. Kerim Zehra Ayşe ile arkadaş oldu. Koşuyorlar birlikte maceraya. Bahsettin Hoca, zaman yolcusu. Bu asra geldiğinden beri en çok neyi sevdin deseler, bu gözlük denen aleti söylerim. Şuna baksana, artık rahatça okuyabiliyorum. Başka neyi çok sevdiniz Nasreddin Hocam? Arkadaşlar! Muhtar amca bizi çağırıyor. Aa, o neden? Bilmem. Mahallenin çocuklarına bir şey danışacakmış. Aa, muhtar mı? Muhtar da nedir? Mahallemizi yöneten kişiye muhtar denir hocam. Mahallenizi yöneten kişi mi? Evet, her mahallenin bir muhtarı vardır. Mahalle halkı muhtarını, yani kendini yönetecek kişiyi seçer. Aa, nasıl yani? Sizi yönetecek kişiyi kendiniz mi seçiyorsunuz? Tabii ki. Bir tek muhtar değil, belediye başkanı, milletvekili, devlet başkanı, hepsini biz seçiyoruz. Yavaş, dur bakalım. Hepsini baştan anlat. Hocam, bu sistemin adı demokrasi. Demokrasi mi? Anlaşılan, en baştan anlatmanız gerekiyor. Demek demokrasi dediğiniz böyle bir şey. Harika. Ben de sizinle gelebilir miyim? Muhtarınızla ben de tanışmak isterim. Tabii ki hocam. Muhtarlık. İşte burası. Oo, kalabalığa bak. Baksanıza, Tolga ve Efe de burada. Merhaba çocuklar, merhaba. Şimdi merak ediyorsunuzdur. Acaba muhtar amca bizi niye çağırdı diye. Yoksa beraber güzel mahallemiz dersi mi yapacağız? Yapalım. Çok güzel. İşte hocam, bu amca da mahallemizin muhtarı. Maşallah. Muhtarınız çocukları çok seviyor anlaşılan. Biz de onu çok seviyoruz Nasreddin hocam. Sevgili arkadaşlar, sizleri bugün buraya çok önemli bir konuda danışmak için çağırdım. Danışmak mı? Ne hakkında acaba? Arkadaşlar, mahallemizin çocukları için vakfedilmiş boş bir arazinin değerlendirilmesi konusunda ailelerinizle konuştum. Çocuklarımız ne olarak kullanmak isterse ona göre düzenlemeye karar verdik. Harika. O zaman orayı futbol sahası yapalım. Niyeymiş? Bence açık hava kütüphanesi yapalım. Bence hiçbiri değil. Bence çok sıkıcı. Boş kalsa da olur. Niye öyle diyorsun? Bence kocaman bir yeme içme alanı olsun. Hepiniz de farklı bir şey istiyorsunuz anlaşılan. Ben bunu biraz düşüneyim. Evet, bu fikir de harikaymış. Çok güzel. Kütüphane mi? Kitap okumak istiyorsan zaten bir sürü kütüphane var. Niye oralara gitmiyorsun? Senin de futbol oynadığın bir sürü yer var ama yenisini istiyorsun. Bence daha farklı bir çözüm bulmak lazım. Ne mesela? Nasreddin Hoca? Nasreddin Hoca nerede? Daha az önce buradaydı. Nereye gitmiş olabilir? Çabuk bulalım arkadaşlar. Hadi dağılıp arayalım. Her yere baktım, yok. Okula bile baktım. Ben de.
Ta kütüphane raflarının aralarına bile baktım teker teker. Ben de bizim sokakta aradım. Herkese de sordum. Of! Hocam neredesiniz? Nasrettin hocam, neredeydiniz? Hocam her yere baktık. Sizi bulamayınca kaybolduğunu zannettik. Hiç bilmediğiniz halde kaybolunca muhtara giderek doğru olanı yapmışsınız hocam. Aslında kaybolmadım. Hep buradaydım. Hep burada mıydınız? Nasrettin Bey'i televizyonda görmüştüm haberlerde. Ama tanışmak bugüne kısmetmiş. Anladığım kadarıyla Zehra'ların misafiri. Peki hocam burada ne yapıyordunuz? Muhtar Bey'le tanışmak istedim. Hem boşansa konusunda da aklıma bir çözüm önerisi gelmişti. Onu da kendisiyle paylaşmak istedim. Çözüm önerisi mi? Evet. Nasrettin Bey'le oturduk ve bu sorunun nasıl çözüleceğini konuştuk. Madem herkes başka bir şey istiyor, o zaman herkes neyi neden istediğini anlatan güzel bir sunum yapsın ve diğer çocuklar bu sunumlar arasından en beğendiklerini seçsinler. Aa, harika. Evet. Evet sevgili çocuklar, şimdi boş alanımızla ilgili teklifini anlatmak üzere Kerim arkadaşımızı çağırıyoruz. Değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlarım, bildiğiniz gibi her şeyin başı sağlık ve mahallemizin yeni bir futbol sahasına çok ihtiyacı var. Ben boş alanın futbol sahası yapılmasından yanayım. Şimdi de sözü Ayşe arkadaşımıza bırakıyoruz. Sevgili arkadaşlarım, bildiğiniz gibi kitap okumak çok önemlidir. Kitapsız büyüyen çocuk, susuz büyüyen ağaca benzer demişler. Bu yüzden ben boş alanın açık hava kütüphanesi yapılmasından yanayım. Teşekkür ederim. Can Boğaz'dan gelir sevgili arkadaşlarım. Bence boş alana restoranlar, kafeler açılsın. Çocuklara da sınırsız, bedava servis yapılsın. Bence adı üstünde boş alan. Boş alan boş kalsın. Niye kafamızı yoruyoruz ki? Bence bu bahçenin tamamını botanik bahçesi yapalım. Değişik değişik bitkiler, çiçekler olsun. Aa, bu çok güzel fikir. Bu da çok güzel. Evet, bu fikir de çok güzelmiş. Evet sevgili çocuklar, şimdi son olarak arkadaşımız Zehra'yı dinleyelim. İstiyor. Ve onların açısından baktığınızda hepsi de isteklerinde çok haklı. Ben de bu yüzden hem onlarınkinden farklı, aynı zamanda onların isteklerinin aynısı bir öneriyle geldim. Nasıl olacakmış o? Bence boş alanımıza küçük bir oyun parkı, küçük bir açık hava kütüphanesi, yeşil kısımlara botanik bahçesi ve yine küçük bir futbol sahası yapabiliriz. Parkın içinde de ufak kafeler ve yemek standları olabilir. Ne dersiniz? Oo, bu harika bir fikir. Ama çok küçük olmaz mı? Yo, aslında olmaz. Bayıldım ben buna. O zaman bütün görüşleri oynayalım. Kerim'e katılanlar. Önce ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle evladım. Ayşe ve ben Zehra arkadaşımızı desteklemek için oylamadan çekilmeye karar verdik. O zaman Tolga'ya katılanlar. Efe'ye katılanlar. Son kez Zehra arkadaşımıza katılanlar. Çözüm öneriniz ve keyifli sohbetiniz için teşekkür ederim Nasrettin Bey. Aa,
Ne demek muhtar bey? Bence sonuç çok güzel oldu. Boş alana yapacağınız her şeyi denemek için sabırsızlanıyorum. Oo hocam, demek benimle de maç oynayacaksınız. İşte buna çok sevindim. Tabii bazı şeyleri sadece izleyerek de deneyebilirim Kerim evladım. Muhtar amca, bir şey söylemek istiyorum. Söyle Efeciğim. Herkesin istediği oldu. Bir tek benim istediğim olmadı. O ne olacak acaba? Merak etme Efeciğim. Sana boş bir alan ayırırız. Sen de orada oturursun. Kim karışır? Değil mi? Tabii ya. Ben karışmam. Ben hiç karışmam. Görmem bile. Ha 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 ha